Hadi diğer elinde bırak kızım, hadi diğer elinde bırak da kalk hadi, hadi. Kalk annem. Herkese günaydın teyzelerim. Öyle söyle de ki günaydın teyzelerim. Saatlerimiz 9. 9'a kadar nasıl uyumuşuz Allah'ım. 9'a 10 vardı kalktık. Oy 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 oy, elinde bırakırmış, şovlar da yaparmış. Mira uyandırdı, yani uyandı, aldım buraya getirdim, dedim uyusunlar. Bugün normalde okula gidecekti yani. Ama cumaya attılar. Bugün nedir? Perşembe zaten, yarın mı okul? O zaman oluyor. Evet, yarın okul oluyor. Cuma günü. Mira, seni yiyelim seni. Ne buldun? Biberon mu buldun? Ben de video çekmedim. Elimdeki bütün stoklu videolar bitti arkadaşlar. Dün öyle bir böyle, bilmiyorum niye öyleydi ama sabah zaten Mira'nın heyet raporu, heyeti vardı. Saat 8'de evden çıktık. Sonra fizik tedavimiz falan filan, eve gelmemiz 4.30'u buldu. Ama benim sabahtan beri böyle kalbimde bir batma bir şey vardı. Yani çok böyle kalbim sıkışıyor, iğne gibi batıyor. Nefes alıyorum batıyor, nefes veriyorum batıyor. Öyle 4'e kadar öyleydi. En son yolda gelirken Şahin dedi ki böyle olmaz dedi, hastaneye gidelim. Yok dedi, ben eve gideyim dinleneceğim dedim. Eve geldim, öyle de yaptım. Çocukları doyurdum. Ondan sonra yattım arkadaşlar. Yani videoymuş oyun. Hatta domates bile bekliyor. İnanın dün benim hiç halim yoktu ki. 4.30'da zaten geldik. Bugün pazar var. Ben pazara çıkarım. Dönüşte de kapak falan alırım belki. Çünkü kapağım yok. O domatesleri değerlendirmem gerekiyor. Onun dışında bir şey yok. Heyetten geçti. Bir hafta sonra raporu gelecek. Ondan sonra bildiğiniz gibi geri kalan şeyler. Değişen bir şey yok yani. Havamız güzel. Bununla Mira'yı her gün yürütüyorum. Sağ olsun, Allah razı olsun. Dün zaten çarşamba günüydü. Normalde bizim artık salı yağlandı ya. Dün Sait'in annesi de gelmişti. Orada bir kez daha teşekkür ettim. Dedim koyuyorum, yürüyor, şey yapıyor. Birazdan ayakkabılarını giydireceğim. Ve şey yapacağım, üstünü falan giydireyim. Şimdi bisküvili süt verdim, onu içti. Kahvaltı hazırlayacağım. Ben Şahin'i uyandırırım, gider. Biz de güne başlarız arkadaşlar. Şuraya geldim. Valla Mira'nın yanında uzandım. Kapımı açtım. İnerken bir çamaşır attım makineye. Anlayacağınız, bazen öyle bir günler oluyor ki, mesela dünkü gibi. Hem canım ağrıyor, hem çocuklara yemek lazım, hem ortalığı biraz toparlamam lazım. Ve inanın dünyadan bıkmış gibi bir halim var. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Duygusalsın, moralsizsin. Dün hepsini bir anda yaşadım ama saat akşam 11'de yattım. Sonra işte bir de Şahin geldi. Tekrardan kalktı. Onunla birazcık oturduk, sohbet falan derken 2.30'da geri yattık. Sabah daha kalktık işte arkadaşlar. Yer evimin birkaç kargosu falan geldi. Ayakkabıları, tokaları. Bir ayakkabıyı küçük söylemişim, onu iade edeceğim. İadesini oluşturdum ama Şahin'in götürmesi gerekiyor. MNG'ye. Ondan sonra başka... Bir günde başka neler oldu diye düşünüyorum da. Bugün gelirse yine gösteririm toplu. Diğer ayakkabılarını Yaren çok beğendi.
Çorap sipariş vermiştim, ayakkabı sipariş vermiştim. Bunlar geldi. Böyle arkadaşlarım. Yarın inşallah Yare'yi okula götürürüm. Mira, niye ısırıyorsun anneciğim? Şu an niye bıraktım biliyor musunuz? Çünkü bayağı bir koparmış, her tarafı delik. O yüzden şey yapıyor. Bari dişlerini kaşısın. Al sana diş kaşımı. Senin o kalbini yerim. Diğer tulu. Aa, bu arada. Ay ay. Bu arada bak 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 bak. Kız bir elin kaldı. Bir elini kaldırman kaldı ya. Annem. Bundan almıştım ya. Oy ben seni yerim. Onu Simay'ın doğum gününe koymuştum. Sonra Miro'ya sipariş verdim. Dün geldi. Bir de şey gelmiş. Böyle bunun tulumu çok tatlıydı. Dün şey yaptım da lekelendi. Hayır oraya çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz oraya değil mi annesi? Annesi çıkmıyoruz oraya değil mi? O kabloyu da çekmiyoruz Mira. Halısını buranın dün değiştirdim. Biraz koltuklarda lekeler vardı. Onları sildim. Yani kalbim batsa bile bir şeyler yaptım arkadaşlar. Ama dün gerçekten çok kötüydüm ya böyle bir şey. Ablamla konuşuyorum. Ablam diyor ki o kalp değildir diyor. Sen diyor sadece diyor üşütmüşsündür diyor. O da beni şey yapıyor. Hadi 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 vallahi bir şey kalmadı. Hadi annem hadi. Bir gün ya Bismillah deyip kalkacak. Kurban olduğum Rabbim hadi. Bazen böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Sanki konuşunca her şey bitecek diye. Şey, ayağa kalkınca her şey bitecek. Evet, biliyorum her şey bitmeyecek Mira ayağa kalkınca. Ama bir başlangıç olacak. En azından bir şeyi kenarda geride bırakıp bu sefer konuşmasına odaklanacağım. Gelişimine odaklanacağım. Oy 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 o iki elini de bıraksan ha? Ben her şeyi başaracağım de sen merak etme. Ben anneme bir söz verdim. Buradaki teyzelerime bir söz verdim de. Ben onları mutlu edeceğim de Allah'ın izniyle. Böyle saçma sapan yazıyorlar ya arkadaşlar işte. Ayağa kalkması sanki Mira'yı tamamen şey yapacakmış gibi. Ya şu sivri dilinizi bir kendinize saklasanız. Yani zaten yeterince insanların şeyleri var. Yani o sivriliklerinizi, o böyle şey dilinizi kendinize saklayın ya. Söylemeyin bunu. Söyleseniz çok mutlu oluyorsunuz. Annem ver. Koparırsın da yutarsın sonra. Yani söyleyince çok mutlu oluyor bu insanlar. Ben anlamıyorum ya. Bu arada şunu da taktım sonunda. Cam filmde taktım. Yani söyledin tamam işte yürüyünce her şey bitecek mi falan. Ne oldu? Göğe mi erdin? Ne oldu? Mutlu mu oldun? Yani ne oldu? Yani söyleyince bunu ne oluyor? Ben görmüyor muyum? Ben bilmiyor muyum? Allah'ın izniyle yürüsün. Merak etme, dünyalar bizim olur. Yürüsün ki ondan sonra onu geride bırakıp başka şeylerine odaklanalım. Ne bu sivri şeylerinizi kendinize saklayın. Ha, video çekiyorsan eleştiriye açık olman gerekiyor. Onu da deneyin. Beni eleştirebilirsiniz. Şahsi beni. Ama beni evladımla vuramazsınız. Evladımın bazı şeylerini görmeyecek kadar kör değilim. Bunlarla beni şey yapamazsınız. Ya da yapıyorsanız da yapın vicdanınızda. Vicdanınız böyle rahatsa, bundan besleniyorsanız, mutlu oluyorsanız yaşayabilirsiniz, devam edebilirsiniz. İnsanoğlu çünkü hiçbir zaman değişmez. Değil mi annesi? Çamaşırın kokusu o kadar güzel geldi ki mis gibi. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Bu arada neydi ya? Yegane bayram ava galiba. Bir teyzoşum var benim burada. Onun torunu olacaktı sanırım ve oldu. Adını ne koymuş olabilirdi?
Mira. Yorumda yazmıştı, o kadar çok duygulandım ki. Adını Mira koymuş, biliyor musunuz? Eğer şu an yanlış hatırlıyorsam yegane Bayramova'ydı, evet. Yani sanırım torunu olacaktı. Söylemişti bana. Ama bebek doğmuş ve adını Mira koymuşlar. O kadar çok duygulandım ki. Çok çok teşekkür ederim teyzoşum. Şu an beni buradan izliyorsun, biliyorum. Rabbim analı babalı büyütsün. Adıyla yaşasın inşallah. Mira'nın geçtiği yollardan Allah geçirtmesin. Ama Mira gibi güçlü bir kız olsun. Yolu bahtı açık bir çocuk olsun. Bir güzel bir kız olsun. Allah anasına babasına bağışlasın. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Çok duygulandım gerçekten. Yani seni tanımadığım bir insan, yüz yüze gelmediğim bir insan, daha hamileyken bile demişti, eğer kız olursa ben adını Mira koyacağım demişti. Ve öyle de yapmış, biliyor musunuz? Adını Mira koymuş. Çok çok duygulandım. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten zor zamanlarımda bana o kadar çok destek oldunuz. O kadar böyle şey oldunuz ki, can yoldaş, arkadaş oldunuz ki. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Kız, bir tane Mira kardeş gelmiş. Mira kardeş gelmiş sana. Ya sen abla oldun abla. Bir tane Mira daha oldu. Ha? Rabbim adıyla yaşamayı nasip etsin inşallah. Güzel kızlardan olsun. Yolu bahtı açık olsun inşallah teyzoşum. Yegane Bayramova. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyleydi. Minnoşumuz da Mira. Hoş geldin Mira. Fındıkım. Fındıkım. Ne oldu? Ne oldu fındıkım? Kalbini yerim senin, kalbini. Aha, ne buldun gene? Aha, bulur hemen atar kendini yerlere. Evet, benim prenses iş başında. Haznesini boşaltım, o güzelcik bir ortalığın şeyini alsın. Dün gece çekirdek falan bir şeyler çıtladım. O yüzden biraz kırıntılar var bu arada. İlknur ablam, çok çok teşekkür ederim. Evet, çekirdeğini bitirdim. Çekirdek bitti. Bu yapraklar gitgide soluyor. Ya da şuradan yenisi de çıkıyor. Bakalım. Şu an bir şey demiyorum. Kavanozlarımı buraya taşımam lazım. Örtüleri güzelce kaldırdım, çırptım. Dediğim gibi benim prenses bir süpürsün. Ben yukarıya gideyim. Ay şuraya bak dün. Dün Mira ayağını çarptı Yaren'in burnuna. Bak burnu kanadı. Buraları sildim de. Şurası kalmış bak. Yaren'in burnuna çarpınca burnu kanadı. Şimdi bu buraları süpürsün. Ben yukarıya gideyim. Çamaşırlar durdu. İkinci partiyi de atayım geleyim. Çocukları doyurdum. Şahin'i gönderdim. Yaren de uyandı. Kendim. Bak Yaren, niye bunu buraya koyuyorsunuz? Şey, karıncalar gelecek ya. Saat 11 oldu arkadaşlar. Bakın saatlerimiz 11. Feride'nin bugün gene günlerden bir şey yapmak istemediği, içinden gelmediği günlerden bir tanesi. Şimdi şunları çıkarayım. Çamaşırlarımı atayım. Oy. Tabii tabii. Olur anneciğim. Of, şimdiki. Bugün buralarda birazcık işlerim var. Ortalık yanıyor mu yanıyor. Alev alev. Alev 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 yanıyor. Şu odayı kendine yap diyenler var. Kızları ayrı ayrı yatır diyenler var. Diyenler var derken bir arkadaş yazmıştı. Israrla söylüyorum ki benim iki kızım aynı odada yatacak ama bizim teyzemiz diyor ki yok diyor, Yaren uygun değil diyor bunun için. Neden Yaren uygun değil? Olsun. Şu an ben ikisini aynı odayı yapayım.
Yarın ikisi aynı odada ya yatmak istemezlerse, ne çok evde o da çok arkadaşlar. İstediği yere yatar değil mi babası? Hanımın kafasına ne olmuş böyle? Vay vay vay. Ey gidi gençliğim. Ey gidi gençliğim. Çok tatlıymışız kız. Vallahi de billahi. Hele bak. Şu karizmaya bakın. Şu karizmaya bakın. Adamdaki karizmaya bakın. Şimdi dediğim gibi ben çocuklarımı aynı odada yatırayım. Benim çocuklarım yarın öbür gün biz aynı odayı paylaşmak istemiyoruz derse ben de ayırırım arkadaşlar. Burayı niye kendine yapmıyorsun sorusuna gelecek olursak da buranın şöyle söyleyeyim tavanı şey yani benim mesela bir yatak odası alsam buraya sığdıramam. Öyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. O yüzden ilk başından beri ben burayı çocuklara düşündüm. Sabah bunu taktım, bak burada bıraktım. Başından beri dediğim gibi ben burayı çocuklarıma düşündüm arkadaşlar. İkisi, iki kız kardeş aynı odada olsunlar diye. Ha olur da onlar istemezse, yok işte biz ayrı yatmak istiyoruz falan filan. Böyle bir konular geçerse aralarında, tamam o zaman küçük odaya bir tanesi, buraya bir tanesi ayırırız yani sıkıntı değil. Ama bak her taraf saç maç. Ben şu an odamdan memnunum. Çünkü en güzel şey duvarı düz olan oda şu an benim odam. Varlık içinde yokluk yaşıyorsunuz diyen arkadaşım. İşte evin var, odaların var ama sen orayı depoya çevirmişsin. Şu an bu oda boş, kullanılmıyor diye ben bunları buraya koymuşum ki evinde insan istediği şeyi istediği yere koyabilir arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Gün olur bu oda depo olmayacaktır. Gün olur burası çok güzel. Çocuklarımın odası olacaklar. Yine söylüyorum. Yaren büyüdüğünde işte uygun olmaz. Yaren'in büyümesine, Mira'nın büyümesine arkadaşlar en az böyle aynı odayı paylaşmak istemediği yaşları 15-16 yaşları. Belki de paylaşmak isterler. 16 yaşa gelmeleri için benim çocuğumun 10 yılı daha var. Miram'ın 13 yılı daha var. O yüzden 10 yıla kim öle kim kala. Allah gene sonumuzu hayır eylesin. Evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Yolları açık, bahtları açık, yolları güzel olsun, temiz olsun, iyi insanlarla Rabbim karşılaştırsın. Yolumuz uzun arkadaşlar. Dediğim gibi Yaren 16 yaşa geldiğinde anne ben artık tek başıma yatmak istiyorum. Buyur kızım, istediğin oda senin. Ha belki bu ev o zamana yani evimiz de olmayabilir. Belki satabiliriz. Belki devamlı bu evde oturabiliriz. Ki ara ara söylüyorum. Evet burası bizim evimizdir. Her ne kadar böyle bazen düşünme, taşınma şeyleri fikrimize gelirse de yine de bu evde yaşıyoruz. Ama eşim de ben de her zaman kendi evimiz, müstakil bir evimiz olsun dan yanayız. O yüzden belli değil arkadaşlar. Yarının garantisi yok. Yarının bile değil. Şuradan bir dakika sonrası için garantimiz olmazken biz 10 yıl sonrasını söylüyoruz. 10 yıl sonrasını konuşuyoruz. O yüzden her şey akışına bırakalım, oluruna bırakalım. Paylaşır mı, paylaşmaz mı kendileri bilir. Ben üstüme düşeni yapayım. Odalarını hazırlayayım. İster yatarlar, ister kavga ederler. O onların bileceği iş. Beni ilgilendirmiyor. Şu anlık ben kızlarımın aynı odada kalmasından yanayım. Bu kadar. Bu kadar. Ötesi yok. Aynı odada kalacaklar. Zaten Mira hala benim yanımda. Yani yanımda derken ablasının yanında şu an yatıyor ki bakıyorum, şey yapıyorum. Ben arkadaşlarım boş vereyim, boş vereyim. Bu nedir? Poşettir, nedir? Poşettirmiş. Şurada Yaren'in şeyleri var da. Okul forması. Onu şeye atmayacağım. Küçülür müçülür. O yüzden de onları atmayacağız. Asacağız direkt. Diğerlerini kurutmaya atacağım. Nerede kız? Bunun için şimdi ben burayım.
formamızı asalım bakalım. Kurutmaya atmak istemedim çünkü dediğim gibi küçülür. Gerek yok. Böyle bir kadar mis gibi. Yarın okullu olacak benim kızım. Bugün böyle güzel uyudum. Erken de yatarım bugün. Yani uyudum, dün uyudum da şimdi gerçi bir şahin geldi, göründü falan. Ama bugün erken yatarım çünkü yarın yine saat, gerçi 7'de kalkmayacağım. Yarın saat 9, müdür 9-10 gibi gelebilirsiniz dedi. Forma giydirmenize gerek yok. Yarın öyle bir tanışma, manışma falan fistan. Gideriz okula. Ondan sonra besleme, mesleme falan filan. Şöyle söylemiştim değil mi? Yarın iki tane kışlık, iki tane yazlık var diye. Allah milletin yardımcısı olsun valla. Formalar o kadar pahalı ki. 400 lira ya. Bak görsek 1600 sadece buraya vermişiz. 2400 lira sadece Yaren'in formasına vermişiz arkadaşlar. Ve bir evden tek bir çocuk okuyor. Bunun düşünün. Bir evden 2-3 öğrencinin olduğunu. Ondan sonra Cima'da. Bu da şey sadece üst forması. Ve bunun da ayakkabısı var. Mesela iki tane ayakkabısına 1000 lira verdim. Birini iade edeyim de, yani iade oluşturdum, edeceğim. Onun yerine başka bir tanesi başlar ama bir tanesini göstereyim şimdi. 1000 lira ayakkabı. Oldu mu size 3,5? Çorapları, tokaları falan, onlara da bir 700 lira verdim. Sadece 5000 böyle okul forması, çocuğun işte böyle şey ihtiyaçları. Şöyle kurusun arkadaşlar bunlar. Biz de gidelim. Şey yapalım. Ay, göz kapaklarım çok şiş ya. Çamaşırları çıkarayım. Kurutmadakilerini de çıkarayım. Ve bir posta daha atayım. Bir posta daha atalım. Bugün böyle. Bu ne ya? Bu nereden çıktı? Bugün böyle bir kız, şuralarım şiş olduğunu görüyor musunuz ya? Dün biraz da duygusal bir günümdeydi. Yastık kılıflarımı da yıkadım alt odanın. Çamaşır günü. Pazara şu an öldürüm istemiyorum ama domateslerim bozulacak. Ne yapsam ya? Of, hiç istemiyorum şu an. Ben de hiç istemiyorum ya. Sıfır yani. Şahin bu arada şunu söylemiş miydim, halletmiş kapağını. Bir tane kapsül. Yaren sesini kısar mısın annem? Sabah sabah bu ne müzik şeyi ya? Yaren! Yaren! Bir de duymuyoruz. Anneciğim sesini kısar mısın lütfen? Sabah sabah nedir kızım? Depresyona girdin çocuğum. Gitme gitme, nereye gidiyorsun? Bak illa gidecek ya. Şunun kokusuna hastayım ya. Şu bingonun böyle bebis duran şeyine bayılıyorum, bayılıyorum. Birkaç tane var zaten daha. Şey vardı ha, bir de şunu seviyorum biliyorsunuz, bu Bulut'un inci serisi, ay ışığı. Böyle uyguna da gördüm mü alıyorum, stokluyorum arkadaşlar. Bu niye düşmüş? Şimdi bunu çalıştıralım. Bugün böyle sizlerin sevdiğiniz birden video.
temizlik falan filan. Şurada çok az kaldı. Her akşam mutlaka kullanıyorum. Bunu da önce göz çevremi sürüyorum, sonra onu kullanıyorum. Arada böyle bakım şeyleri yapıyoruz yani kendimizce arkadaşlar. Bunu da saçıma kullanıyorum. Bu da çok güzel. Bunu da zaten kullanıyoruz. Çok güzel falan filan. Fotoğrafım. Burası çok sıcak arkadaşlar. Şimdi şu güzelleri de kurutmaya, şuraların tozlarına bakın kız. Bir de makineyi de boşaltayım da dur. Şuraya bak. Robotu buraya bırakırdım da süpürsün ama 2 dakikada merdivenden uçacağı için prensesimizin güvenemeyiz. Domatesler vallahi dün alınmış olsaydı yarın çocuğu okula bırakırdım, alır gelirdim ama ya bırakmayacağız da yarın öyle bir bence tanışma gibi bir şey olacak. Ya da bırakacağız mı bilmiyorum. Nasıl oluyor arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Bye bye. Hiç böyle çamaşırların şeyleri, oy pardon, şeyleri sizleri rahatlatmış mıdır böyle dönmeleri? Ben çok seviyorum böyle dönüyorlar ya. Kayınvalideme gittim. Geldikten sonra zaten genelde böyle şey yapıyoruz. Burayı pek kullanmadığım için bak, her gün normalde yıkarım ama annemde 2 gün kaldım. Sonra geldim bak 2 günde 5 gündür dokunmadım. Ha, bir şey olduğundan değil. Sonuçta kullanmayan bir yere ne olacak? Ama yine de böyle yaptım mı hoşuma gidiyor. Misler gibi yıkayalım.
Minnoşlarım. Minnoşlarım. Şimdi. Dün çocuklara bulgur pilavı yapmıştım akşam. Evet, bu da ben. Nasılım? Lekelerim çok güzel. Belki aramıza yeni katılan arkadaşlar düşünür ki silmişim de lekeler kalmış. Ama öyle değil. Aynamız öyle geldi. Gözlerimi de taktım. Benim fındıklarım ne yapıyor? Elbiseleri ki yolladım. Ha yarenim? Bu kardeşinin. Hadi elbisenizi giyin bakalım. Şuraya Mira'nın ne döküldüyse. Bakar mısınız, böyle bir şey döküldü. Kaldı. Neyse, zaten giysin. Artık yaz da bitiyor. Ha kızım. Ne? Nereye? Nereye? Ya bakarız yarın. Uf, havuz 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 ya. Uf. Hala mı süpürüyorsun kız sen? Bir sürü iş yaptım şurada. Diğerleri gelsin de neyse öyle göstereyim. Burada Yaren'in telefonunun şarj şeyini çıkardım. Şunu zaten biliyorsunuz, bu telefon yanımda geliyor da bu yok. Bu evde vardı zaten. Artık 3 tane olduğumuz için. Benim zaten biri aşağıda duruyor, biri yukarıda duruyor. Şahin kendikini getirmiyor. Benimkinden otlanıyor. Bu da Yaren'in. Bunları şimdi gösteririm. Diğerleri de gelsin de hep beraber göstereyim inşallah. Kayınvalidemi de arayayım da. Şimdi minnoşlara bak. Bir gün, bugün bir gün değil. Soğuk kahve yapalım da içelim. Bayağıdır soğuk kahve içmiyoruz. Sen şimdilik burada dur. Şunu kullanırız. Şimdi arkadaşlarım. Benim güzel arkadaşlarım. Ha, kavanozlarımızı yerine taşıyalım. Böyle ışığı açalım da. Bugün gene camlar kapalı. Bakın görüyor musunuz? Orada şunlar hallolacak bugün ya. Of. Şöyle domates şeylerimiz. Bu da minik kahvaltılık soslarımız. Ama bunları bugün o araya taşıyayım arkadaşlar. Bu şekil. Bakın domatesler içinde yok. Daha güzel. Ben zaten sadece domates suyunu sevdiğim için. Dün bir de böyle bir şey yapmıştım akşam. Çayla içerim diye. Ama içemedim. Geçen tarifini şeyde gördüm. Instagram'da gördüm, böyle milföyleri şey yaptı. Tabii o üstüne çikolata eriti döktü ama ben bal döktüm. Bir de yaban mersinim vardı, şöyle koydum. Bir tanecik zar zor çayla akşam içtim. Dün diyorum ya, biraz şey bir günümdeydim. Ama birazdan soğuk kahve yaparım güzelce. Onunla bir çay içerim arkadaşlar. Daha ben kahvaltı yapmadım. Çocukları doyurdum ama. Ay şurada bir sileyim. Çocukları doyurdum ama kendim daha. Geçer misin, kaldırayım mı? Neyse geçersin. Çocukları doyurdum ama kendim kahvaltı yapmadım. Bir şeyler şimdi hazırlayacağım. Dün bu arada katmer bir tane çıkarmıştım. Çözüldü. Onu biraz yedim. Bir parça da hatta Şahin yedi. Gece hayatta yemezdi ama dün ne olduysa acıkmış. O var. Biraz çay, çay demleyeyim şimdi. Peynir, domates. Karpuzu dün kestim. Berbat. Ya artık karpuz mevsimi bitti. Ondan dolayı bu kadar kötü. Çünkü geçen de kayınvalidemdeyken Tekirova'da BİM'den almıştım. Kötü çıktı. Gene yenilmişti öyle böyle. Ama dünkü çok kötüydü. İçi böyle düşmüş. Çekirdeği çitliye çitliye şuralarım hep yara oldu. Ama bitirdim. Dün bu arada bir misafirim vardı böyle şey. Ya bir ürün tanıtıyordu. Gelmişti buraya. Çok tatlı bir Mardin. Kendisi Mardinli ama yıllardır Antalya'da yaşıyor. Çok tatlı bir genç bir kardeşimizdi. Öyle İlknur abla aklıma geldi. Dedim benim çok sevdiğim bir ablam var. Kendisi benim takipçim olur Mardin'den falan filan. Yani İlknur ablam seni baya baya yine andım. Öpüyorum hepinizi. Gideyim bir çay suyu koyayım arkadaşlar. Birazcık bir şeyler atıştırayım. Bu arada Feride gözaltılarım bayağı bir morarmış diyenler oluyor. Uykusuzluktan olabilir. Uykusuz çok kalıyorum çünkü arkadaşlar. Bazen böyle. Ha Mira şükürler olsun. Güzel uyuyor bu aralar. Maşallah, subhanallah. Dün 11 miydi? Evet, o saatlerde yattı. Gece bir 3'te baktım böyle ses geliyor odadan.
gittim. Yani kalkmamıştı. İşte böyle dönüyor dönüyor. Yani beşik sesini duyuyorum. Yani seslere çok şeyim. En ufacık bir seste uyanıyorum hemen. Ama bazen de inanın o kadar derin. Yani Mira'nın özellikle beşik sesine çok çabuk uyanıyorum. Yani bir şey mi oldu falan. Artık böyle bilinç altına yerleşmiş. Bazen de Şahin öyle bir gidiyor ki ruhum bile duymuyor. Ama dediğim gibi konu çocuk olunca özellikle Mira böyle bir şey oldu mu hemen şey yapıyorum. Geldim dün baktım böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Beşiğin yanına böyle bir battaniye atmıştım rüzgar çarpmasın diye. Onu kaldırdım 5 dakika yanında durdum. Baktım uyudu demek ki sıcaktan yatamıyormuş ama güzel esiyordu. Direkt yani ona çarpmasın diye şey kapatıyordum ama demek ki havasız kalmış. Böyle yani uyusam da bazen böyle Mira uyuyor. Hani genelde Mira uyumadığı için uykusuz kalmıyorum arkadaşlar. Çocuk uyuyorsa sen yatıyorsun, telefonda geziniyorsun, bakıyorsun. İşte bir takım şeylere bakıyorsun. Nedir, nasıl olur, ne yapabilirim? O seni bayağı şey yapıyor. Sonra gözlerini kapatıyorsun, uyumaya çalışıyorsun. Gözlerinden uyku akıyor ama bir türlü dalamıyorsun. Çünkü beynin dinlenmiyor, beynin uyumuyor. Ve bunların hepsi işte böyle şey oluyor. Bak dünden beri göz kapağım şiş. Bu o kadar değil ama bu bayağı bir şiş. Şuralar hatta şişti. Kan vermek istiyorum bayağıdır. Aslında zamanım yok değil de zaman insan istese zaman her şeyi yaratır. Hadi bakalım çay suyu koyalım. Sonra da şu örtüleri falan sereriz. Yaren tutturmuş havuz ama bugün şey yaparım. Mira'yı belki saat zaten 12 oldu da. Evet 12'ye 20 var. Böyle 3-4 gibi belki girsin birazcık. Ondan sonra zaten son günleri artık nerede girecek. Pazara da akşama doğru mu gitsem ya da Şahin'e mi söylesem? Gün içerisinde mutlaka eve uğruyor. Üşeniyorum ya. Pazarı en çok seven, böyle gezen, dolaşan, alışveriş yapmayı seven ben istemiyorum şu an. Ne pazar, ne market, hiçbir şey istemiyorum. Hayatımda hiçbir şey istemiyorum şu an. Böyle bir döngüdeyim. Böyle bir döngüye girdim gene. Allah'ım yarabbim, en kısa zamanda inşallah çıkarım. Kayınvalidemin yanına gitmem lazım. Onun yanında her şeyi unutuyorum. Gerçekten unutuyorum. Böyle gülüyoruz, konuşuyoruz. Bazı şeyleri konuşa falan şey yapa böyle insan dalıyor. Düşüncelere de fırsat kalmıyor. Mira! 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 Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Mira. 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 Ayaklarını dövme anneciğim, dövme o ayaklarını. Mira. Masala ne verecek, masala ne verecek? Kardeşim getirir misin lütfen? Annesi. Bak gözlerim.
Ben sana açayım. Çizgi film. Öyle olmaz. Koy sana benden yar mı olur sana? Abla, hani? Abla ya. Abla da bebeği. Çok bir şey verme ki bak şey yapmasın. Abla. Of. Hayır. Tamam biraz baksın yere ne fark ediyor Nilo'ya? Hepsi yasak ona baksan. Sarı çek o ya. Neyse ya bu pırıl. Tamam kalsın. Hadi hadi anneciğim bunun önceki bakayım biraz büyüme şeyi olsun. Oturma hadi. Ne koyayım olacak değil mi? Ağlasın değil. Telefonum çalıyor. Yo, niye ben telefon sesi duydum yani? Vallahi ben de şey gitti ya. Gitti gitti, annen uçtu uçtu annen uçtu. Annen uçtu mu ya? Hayırdır anne de, ne oluyor sana? O değil annem, bu kim? Şimdi şöyle, şunları bir göstereyim çünkü. Gitsene bana. Göstereyim. Ondan sonra zaten bu videoyu artık kapatacağım arkadaşlar. Şimdi ev terliklerim bayağı şeydi. Bu eve taşındığımızda almıştım. Kötü olmuştular. Şöyle bir tane bundan pembiş pembiş kendime aldım.
Bunlar 40 numara ama çok küçük ya. Şahin'e olmaz mesela. Şahin'e başka bir şey bakıyorum. Bunlar da böyle eve gelen misafir falan. Böyle özellikle kış. Kışın böyle bofilik bofilik. Bir tanesi de şöyle. Mesela güzel böyle kaymaz. Evet, senin şarjın. Bu da şöyle. 3 tane dediğim gibi ev terliği aldım arkadaşlar. Misafir geliyor bazen. Ayağı açık olmasın diyerekten. Şey yaptım. Aferin benim kızıma. Ne oldu? Köpekten korktum. Ne oldu ki? Pırıl mı? Başka pırıl mı bir şey koysan annem lütfen. Ben sana daha sonra şöyle Yaren'ime, teyzeleri, ablalarım. Okula şöyle çok güzel yumuşacık. Bakın şöyle ayağını acıtmayacak. Şuradan cıt cıtı var. Bu şekil. Ayakkabımız. Sesini kıssan anneciğim birazcık. Ben açarım şimdi çıkarken. Şöyle ayakkabı. Bu güzel oldu. 28 numara almıştım zaten. Bu tam geldi böyle 28 ama bunu 28 sipariş verdiğim halde nasıl 26 gönderiyorlar bilmiyorum. Saçma yani. Ben de aynısından istemedim. Çünkü zaten 28'de yoktu. O yüzden başka bir siteden aldım. Çünkü bunlar 28 ellerinde olmayıp da 26'yı sana sormadan gönderiyorsalar böyle bakın 26. Demek ki güvenilir bir şey değil. Ben de iadesini oluşturdum. Bunu işte Şahin MNG'ye götürmesi gerekiyor. 7 gün içerisinde. Ben mi gösterebilir miyim? Bir saniye anneciğim. Böyle güzel dedim. Biri yaz tipi olsun. Biri de böyle olsun dedim. Ama bu tam geldi. İkisi zaten farklı yerden geldi. Biri de böyleydi. Bunu iade edeceğim. Ama bunun yerine başka bir tane sipariş verdim arkadaşlar. Bu böyle kutusunu zarar vermeden yollayalım. Gitsin. Böyle. Başka birine gitsin Allah'a. 4 yaşında gidelim. Sonra şöyle Miram'a tokaları bitmişti. Kutunun içinde şöyle tokalar aldım Mira kuşuma. Yaren'ime tokalar Yaren'e bir sürü aldım da onlar gelecek arkadaşlar. Bir tane şöyle. Bunu tabii ki Yaren dün tez canlı olup böyle kafaya şöyle takıyorsun. Toka gibi böyle. Tez canlı olup şurasını kırmış. Niye annem okula da giderken takarsın şöyle. Tamam, tamam ben Mira'ya takarım. Şöyle şöyle çoraplar aldım arkadaşlar. Böyle dizinde. Böyle kedilip midilip. Hepsini dizinde aldım. Siyah aldım dedim. Böyle forması da kırmızı siyah ya. Bir tane daha çorabımız var. Böyle. Ama bunlardan birkaç tane bugün daha gelecek. Daha sonra Miram'a şöyle törpü aldım arkadaşlar. Uzun zamandır şeyde Trendyol'da favorilerimde duruyor. Ama dün aldım. Dedim Miram'ın tırnaklarını kesmeye müsaade etmiyor arkadaşlar. Ve çok çabuk. Aynı benim gibi. Bakın kestim. Kayınvalidemdeyken kestim. Uzamışlar bile. Hatta şunu da kesmeyi de unutmuşum. Kesmeye müsaade etmiyor. O yüzden de şöyle törpü aldım. Bu şekil bakın. Şöyle göstereyim. Basalım. Ama bazen şöyle duruyor. Bakın. Vallahi törpülüyor. Tabii ki bebek tırnağı daha şey. Ben kendim çekiyorum. Hani çocuk tırnağı daha şey olacağı için. Bakayım. Törpülüyor. Şöyle 6 tane başlığı var. Farklı farklı başlıkları var. Ve indirime düşmüştü biliyor musunuz? 92 liraya aldım. Böyle. Pembişi de vardı ama. Pili açmaya çalışıyorum. Aynen. Pembişi de vardı ama pembesini sipariş verdikten sonra fark ettim. Pembesi de 160 liraydı. Bu da 92. Tabii ki de bunu alırım. Şöyle bu da nasıl çıkıyor? Hah, şöyle kolaylıkla çıkıp başlıklarını kolaylıkla takabiliyorsunuz. Anne şimdi koy yerlerini yapma sen olur mu? Aa, bu biraz daha sert bakın. Bakın. Bak bak. Bunu ben yapacağım. Bu bana sert değil. Yok yani yapıyor tırnakları hemen. Hah böyle. Miroşumun tırnaklarını şey yapmak için. Çünkü Yaren'in kesiyorum da Mira müsaade etmiyor. O yüzden. Anne kendine ayağımda nasıl yakışıyorsun gösterebilirim. Tamam sonra yarın okula gideceğiz ya yarın giyeriz. Yarın okula gidiyoruz cuma yarın. Yarın okula giderken giyersin. İşte böyle birkaç tane daha gelecek ama onları artık diğer videoda belki gösteririm arkadaşlar. Bu videoyu artık burada kapatalım. Ne kadar oldu ne oldu yani bilmiyorum ama kapatmak istiyorum. Diğerine motive olup başlayayım. Hey!
Kafanı koymaz mısın? Neyse 1-2-1-2 alışacak. O süngerleri çıkarsam süngerleri çıkarsam daha dik durur mu ya da kendini atar mı diye bak düşünüyorum da onu da deneriz arkadaşlarım. Böyle oluyor teyze selam. Dön o tarafında dön. Evet Zeynep. Sen yürüyorum. Çok. Evet anneciğim. Maksat böyle ayaklarını vurmasın arkadaşlar ve ayakta dursun. Olacaktır inşallah. Biliyorum, inanıyorum, güveniyorum. Tamam anneciğim. Şu çorapsız değil mi ki ayağımı vurur annem arkadan? Bu araba çok faydasını göreceğiz Allah'ın izniyle. Bu da benim minnoşlarım. Hadi bakalım ben şimdi kapatıyorum. Şahin kemerde işte fotoğrafçıda fotoğraflar varmış. Eve de uğrayacağım dedi. Onu ben şimdi bir liste yapayım. Kapak falan alsın. Ben inanın hiç istemiyorum çıkmak. Akşama doğru belki fikrim değişir yine çıkarım ama şu an istemiyorum. Ben şimdi domateslerimi hazırlarım, şey yaparım. Listeyi şoktan alsın. Bir saniye anneciğim dur. Kendinize iyi bakın. Videonun devamında inşallah görüşürüz. Biraz böyle mutsuz bir şey oldu ama. Sevgili kanalar. Bay bay. Biraz böyle mutsuz gibi oldu ama ikinci vlogta inşallah enerjimizi toplayıp damarlara bakın nasıl çıkıyorlar. Toparlayıp geliriz inşallah. Allah'ıma emanet olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.